150'ye yakın ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs bir haftadır Türkiye'de. Vaka sayısıyla birlikte önlemler de artıyor. Sosyal hayatsa adım adım durma noktasına geliyor. Bütün yurtta olduğu gibi Konya'da da aynı manzara var. Kentin en uğrak mekanları arasında bulunan Kültür Park, Zafer Meydanı ve Mevlana Caddesi adeta sessizliğe büründü. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görülen koronavirüsün yayılmasına karşın şehrin en işlek ve uğrak caddeleri virüsten olumsuz etkileniyor. Şu anda bulunduğumuz yer kentin en uğrak yerlerinden olan Kültür Park ama gördüğünüz gibi bomboş. Vatandaşlar Bakanlığın evinde kal çağrısını dikkate aldı. Çağrı ile birlikte birçok mekan kepenk kapattı. Kentte devletin aldığı tüm tedbirler harfiyen uygulanmakta. Kafe, kafeterya, kır bahçesi, oyun bahçesi gibi birçok mekan önleyici tedbirler kapsamında geçici bir süreliğine kapatıldı. Sağduyuyla bu süreci yürütmemiz gerekiyor. Burada hep beraber biliyoruz ki panik korkudur. Ama sakinlik korur. Konya esnaf ve sanatkarımız da devletimizden gelen her türlü karara bugüne kadar sağduyuyla cevap verdi. Bundan sonrası için de sağduyuyla cevap verecektir. Virüse karşı toplumsal reaksiyon çok önemli. Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak alınan tedbirleri değerlendirdi. Şu an itibariyle çay ocaklarımız, esnafımıza çay veren çay ocaklarımız, lokantalarımız ve temel gıda ürünlerini satan bakkallarımız, marketlerimiz açık. Berberlerimiz hizmetine devam ediyor. Berberlerimize ilgili de bugün yine biz birlik disiplin kurulu olarak gerekli denetimlerimizi de yaptık. Hijyen ortamı içerisinde berberlerimiz şu an çalışmalarına devam ediyorlar. Karabacak ülkedeki ve Konya'daki gıda stokları hakkında KonTV habere açıklamalarda bulundu. Temel gıda ürünleriyle ilgili Türkiye'mizin, Konya'mızın herhangi bir şekilde eksikliği söz konusu değil. Bunun için alınacak tedbirlerde kimse stok yapmaya çalışmasın. Biz her daim eve de hizmet etmek suretiyle vatandaşlarımızın yanındayız. Şunu da ifade etmem gerekiyor ki üretim durmadı. Üretim devam ediyor. Özellikle temel gıda ile ilgili herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Koronavirüsün yayılmasını engellemek adına alınan bu kararlara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak ve bu konuda asla taviz verilmeyecek. Özellikle fırsatçılığı, kar marjını fazlasıyla yükseltmekte bulunan varsa aramızda çürük elmalar, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizin Birlik Disiplin Kurulu'nda meslekten men edilinceye kadar olan bir sürecimiz söz konusu ve bunu da şu an itibariyle açtık ve Birlik Disiplin Kurulumuz bu tür cezai müeyyidelere vermeye hazır. Bizi aramanız, bize bilgi vermeniz, mail adresimizden ulaşmanız yeterli olacaktır.